Hakan Albayrak. Aklıma takılan bazı şeyler. Televizyon haberlerinde PYD'nin eski lideri Salih Müslim'den bahsediliyordu. Sunucu PYD'nin sözde yöneticisi Salih Müslim dedi. Niye ki? Salih Müslüm aslında PYD yöneticisi değil miymiş? Yöneticiliği sözde olsaydı aslında örgüt yöneticisi olmasaydı sorun da olmazdı. Gerçekten de örgüt yöneticisi olduğuna göre sözde ne? PKK'nın, DHKPC'nin, FETÖ'nün sözde yöneticisinden, sözde sorumlusundan da bahsedilir haberlerdi. Sözde demek bahsedilen kişileri terör örgütü yöneticisi yahut sorumlusu olarak görmemek demektir. Halbuki onlar tam da böyle oldukları için yakalanıp yargılandıklarında sıradan örgüt üyelerinden çok daha ağır cezalar alırlar. Herhalde yönetici gibi prestijli bir kelime teröristlere yakıştırılamadığı için sözde deniyor. Bence gereksiz bir hassasiyet ve komik. 50 senelik Arap Birliği için birdenbire Arap Ligi'ne dönüştü? Söz konusu teşkilatın Arapça orijinal ismi Latin alfabesine uyarlanmış haliyle Camiat Edduvel El Arabiye veya kısaca Camiat El Arabiye'dir. Türkçe'ye Arap Devletleri Birliği, Arap Birliği diye tercüme edebiliriz ve zaten 10 yıllar boyunca bu tercümeyi tercih ettik. Arap Devletleri Camiası, Arap Camiası, Arap Devletleri Cemiyeti, Arap Cemiyeti, Arap Devletleri Topluluğu, Arap Topluluğu da denebilir. Arapçasından hareketle varacağımız yer ille de bunlardan biri olur. Arap Ligi kesinlikle olmaz. Peki nereden çıktı bu ifade? Teşkilatın kısa isminin İngilizce tercümesi olan Arap Lig'den çıktı. İngilizce tercümenin uyarlaması. Devlet adamlarımız ecnebi muhataplarıyla İngilizce konuşurken kullandıkları Arap Lig ifadesini öyle özümsediler ki artık Türkçe konuşmalarında da bu teşkilattan bahsederken birlik yerine lig diyorlar. Tamam İngilizce'deki lig de birlik anlamına gelir ama bizde lig denince futbol ligi, basketbol ligi anlaşılır. Her şeyden evvel süper ligdir lig. Arap futbolu söz konusu olmadığına göre yerlilik ve millilik gereği Arap liginden Arap birliğine dönüşü talep ediyorum. YPG'nin açılımı Yekineyen Parastina Gel, Halk Savunma Birlikleri anlamına geliyor. Kürtçe bu. İngilizce değil. Türkçe konuşurken bu terör örgütünün kısa ismini YPG yerine İngilizler veya Kuzey Amerikalılar gibi YPG diye telaffuz etmenin ne alemi var? Ona YPG diyorsak PKK'ya niye PKK demiyoruz? PKK'ya PKK demiyorsak YPG'ye niye YPG diyoruz? Şimdi bir de PYD, PYD çıktı bu İngilizce telafuz furyasını da pek yersiz ve gayrimilli buluyorum. Hakan Albayrak, Karar.